Herkese merhabalar. Eylül ayıyla birlikte 2023 yılının son çeyreğine girmiş bulunuyoruz dostlarım. Bildiğiniz gibi DYDX versiyon 4 bu çeyrekte mainnet'e geçecek ve açıkçası daha önce DYDX'in airdrop almış biri olarak beklentim her geçen gün artıyor. Henüz geliştirdikleri birçok şey var eminim ancak ufak ufak zamanda daralıyor. Umarım gecikme yaşanmayacak ve versiyon 4'te işlem almaya başlayacağız. Birazdan da bahsedeceğim gibi versiyon 4'te birçok yenilik bizleri bekliyor olacak. Biliyorsunuz hali hazırda versiyon 4 için testnet süreci devam ediyor. Sizler de umarım gün aşırı girip biraz kurcalıyorsunuzdur. Ben her gün bir işlem alıp kapatıyorum mesela veya emir veriyorum, kısmi satış yapıyorum vesaire. Bize gelen geri bildirimlerde de faucet hakkında şikayet vardı. Deneme fonu gelmiyor diye. Ben az önce girdim ve aldım dostlarım. Şimdi ilk defa izleyenler için kısaca bir göz atalım. Versiyon 3'ten yani mevcut olandan farklı neler var bir bakalım. Basit bir işlem açarız. Ardından versiyon 4 yeniliklerinden bahseder ve DYDX coin ile ilgili son gelişmeyi paylaşırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan üst kısımdan mevcut EVM cüzdan adresimi bağladım ve o bana bir adres tanımladı. Ben daha önceden burada arkadaşlar yatırma dediğim için fon yatırma ile kendime 100 dolar fonlar aldım. Bu fonlarla işlemleri yaptım, çıktım vesaire. Şu an benim satın alma gücüm 9000 dolar arkadaşlar. Yani şunu gördüğünüz gibi tam bunun 20 katı. DYDX'in zaten arkadaşlar bir numaralı bence güzelliği de bu. Sanki cebinizde 9000 dolarlık bir fon varmış gibi sizlere işlem açma fırsatı veriyor. Sol taraf bildiğiniz gibi arkadaşlar grafik. Zaten TradingView altyapısına sahip. Buralardan istediğiniz gibi trend çizgilerini çizebiliyorsunuz. Saatlik vesaire veya dakikalık olarak zaman periyotlarını seçebiliyorsunuz. FX göstergeler yani buradan hazır formasyonları çağırma şansınız var arkadaşlar. Sağ taraf işlem tahtası var ve de gördüğünüz gibi limit alım, piyasa yani market alım, stop seçeneklerini görebiliyorsunuz. Satın al derseniz long, eğer sat derseniz de short işlem açmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar zaten hepimiz artık biliyoruz. Aşağı indiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm pozisyonlarımı burada görüyor olacağım az sonra arkadaşlar. Emirlerde de yine tüm emirlerimi göreceğim. Şurada da karşılamalarım var. Benim daha önce yaptığım işlemler burada arkadaşlar. Şöyle de bir yenilik var. Tümü veyahut ETH seçersiniz. Şu an ETH paritesinde olduğum için ETH yazıyor. Buradan da mevcut olarak sadece ETH ile ilgili olan emirlerimi ve de karşılamalarımı görebiliyorum. Üst kısımda da arkadaşlar ETH fiyatını ve onun Oracle fiyatını, 24 saatlik değişimini, açık faiz yani open interest'ini, 1 saatlik fonlama ücretini, hepsini buradan görme şansınız var arkadaşlar. Şurada hemen CoinMarketCap linki var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz coin'in white paper'ına doğruca ulaşabiliyorsunuz. Burada da resmi web sitesine bağlantı linki mevcut arkadaşlar. Hemen şimdi bir işlem alalım. Buraya gelebiliyorsunuz. Tüm piyasalar. Gördüğünüz gibi birçok coin var. Chainlink, Uniswap, ICP, Curve, Ethereum, Aave, Dogecoin, Bitcoin, Solana. Burada coin'lerde arkadaşlar versiyon 4 ile adetleri birçoğu çoğalacak. Zaten az sonra da bahsedeceğim. Şimdi bir işlem alalım. Geldim. Hızlı olsun diye. Piyasayı seçtim. Buradan kaldıraçınızı zaten ayarlayabilme şansınız var arkadaşlar. Sıfırdan 20x'e kadar istediğinizi seçebiliyorsunuz. Tabi siz buradakini eğer oynattığınız zaman da buradaki de zaten değişimi görüyorsunuz. Yani marjınız, benim şu an marjım hiçbir işlemim olmadığı için %0'dı. 12x'lik bir poz açacağım için marjımın %60'ını kullanacağımı buradan görüyorum. Değiştirme şansım da var arkadaşlar. %46'ya indirdim vesaire vesaire. Buradan veya 2x, 5x seçme şanslarınız var arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar buraya miktar yazarak gideceğim. Örneğin 500 dolarlık Ethereum almak istiyorum. Piyasa talimatını veriyorum. Emrim geldi. Ve gördüğünüz gibi yeşil oldu. Şu an pozisyonum açıldı arkadaşlar. Buradan zaten görüyorsunuz emirlerde, karşılamalarda da görünüyor, çıkıyor. Şu anda pozisyonum açıldı dostlarım. Burada zaten gerçekleşmemiş kar zararınızı görüyorsunuz. Veya belli bir kısmını sattığınızda da gerçekleşen kar zararı görüyorsunuz. Gibi gibi. Burada maliyetiniz var. 1630 dolar gibi. Bunlar arkadaşlar miktar olarak da burada 0.306'lık bir Ethereum. Ben şu an long işleme girmişim. Daha sonra geliyorsunuz. Diyelim ki bu pozdan memnun değilsiniz. Veyahut da kar alacaksınız. Şuraya sata geliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü long yaptığınız için short bir işlemle kapatmanız lazım. Miktarı yazıyorsunuz. Örneğin 500 dolarlık bir alım yapmıştık. 250'sini satmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaldıraç oranım düştü. Gerçekten kar zararım yarısına düştü vesaire vesaire. Buradan veyahut da eğer istiyorsanız pozisyonu kapat deyip %100'ünü %75'ini seçebiliyorsunuz. Pozisyonu kapat diyorum.
Gördüğünüz gibi şu an benim pozisyonum kalmadı arkadaşlar. Satın alma gücüm yine 9000 dolara çıktı. Maaş kullanım da %0'a düştü arkadaşlar. Buradan bildirimleri de takip etme şansınız var arkadaşlar. Şu bölüme tıkladığınızda arkadaşlar DYDX versiyon 4 testnet balansınız var. DYDX coinlerimizi atabileceğiz ve bence yani yönetişime katılırken de buradaki işlemlerden faydalanacağımızı düşünüyorum. Bununla ilgili güncellemeler gelecek. Ben de bekliyorum arkadaşlar. Geldikçe de zaten sizinle paylaşacağım. Platform aslında arkadaşlar bu kadar basit. Merkeziyetsiz olması, varlıklarımızın cüzdanımızda olması ve kimsenin denetimi altında olmaması zaten bu işin püf noktası. Peki versiyon 4 ile neler değişecek? Hemen ona da bir bakalım. Borsa tam merkeziyetsiz olacak şekilde işletilecek. Emir defteri vesaire gibi birkaç modül halen merkezi bir algoritmada çalışıyor. Fakat bunlardan merkezi algoritma ardından sıyrılmış olacak. Son kullanıcı olarak bizlere ne avantajı olacak peki? En büyük etkeni arkadaşlar yönetişime katılabileceğiz. DYDX vakfı yönetimden çekilecek ve tüm yönetim topluluğun yani bizlerin elinde olacak. DYDX coin tutan herkes oy hakkına sahip olacak. Yepyeni pariteler, coinler, hatta opsiyon, spot borsalar gibi diğer seçenekler de eklenebilecek. Ticaret yaptıkça ödül olarak DYDX coin kazanıyorduk. Buradaki dinamikler de iyileştirilecek arkadaşlar. Hemen coin haberine de geçelim. Yeni blok zincir olarak DYDX token'e %100'e yakın onay çıktı. Ne demek bu arkadaşlar? DYDX Ethereum Layer 2 projesinden taşınacak, Cosmos ekosistemine geçecek ve kendi chain'ine sahip olacak. Topluluk da DYDX token'in katman bir varlık olma konusunda yapılan oylamaya tam destek vermiş oldu. Mevcut DYDX token'leri DYDX ağına arkadaşlar köprüleme yapabileceğiz ileride. Sabah saatlerinde de 6 aylık gelişme raporunu paylaştılar. Hatta bu görmüş olduğunuz arkadaşlar özetlenmiş hali. Göz atmanızı tavsiye ediyorum. DYDX ekosistem olarak topluluğu elde tutan ve değer veren bir oluşum. Örneğin Operation SubDAO, hibe programı gibi konuları araştırın, inceleyin dostlarım. Göreceksiniz yani gerçek bir DAO nasıl olur, kararlar nasıl alınır. Çünkü şaşırtıcı bir mükemmellikte yapıyorlar bunu. Zaten toplam işlem hacminde de 1 trilyon dolar gibi bir istatistiğe ulaştılar. Bu da bence başarılarını ispat ediyor. Komisyon indirimli DYDX kayıt linkimiz de videonun açıklama kısmında ve de yorumlarda en başa sabitlenmiş olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. KYC yapmadan, ad soyad bile yazmadan hemen işleme başlayabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde de DYDX video serimiz var. Oradan adım adım takip ederek yapabilirsiniz. Bu başlıkları makalelerde de arkadaşlar web sitemizde anlatmıştık. Dileyen dostlarımız girip oradan da konuları inceleyebilirler. Çünkü bu videoya sığmayacak kadar birçok şeyden bahsettik şimdiye kadar. Daha fazlası için de bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz eğer like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.